olasın Can Polat. Geçmiş olsun. Ya o gözlüklünün ne işi vardı orada? Ya vurmaya geldiler ya götürmeye. İki dakika daha geç gelsen bitmiştik. Her taraf ayağa kalkacak. Bizim acil inmemiz lazım. Az kaldı abi. Çabuk sür. O helikopter neydi o? Bizimki değildi Bedir. Baloyu aldılar. Nasıl indirmediler ağa helikopteri? Polis helikopteri bulmuşlar. Ay temiz iş. Biz akıl edemedik ağa. Bedir, bu iş bitmedi. Ağa ustular, nasıl yetişeceğiz? Havada fazla duramaz. Yakın bir yere inecek o. Ara Faruk'u müdürün evini terk etsin. Ortadan kaybolsun. Nereye ineceğiz gençler? Havadan yakalanırız. Müşteri yok. Sağ salim varacağımız yere varacağız. Biraz vasıta değiştireceğiz ama olsun. Paramı ne zaman alacağım ben? Edepsizlik etme. Yarım saatte bir para istenmez. İnince halledeceğiz. Para problemi mi var? Yok. Düştük. O ne demek bala? Helikopterle adamı cezaevinden aldılar. Biz takibe devam edeceğiz. Helikopterin bize lazım. Sen canını sıkma. Ben haloyu sana vereceğim. Verin helikopteri buna. Sorarlarsa çalındı değil. Boş dönecek olursan helikopteri baş aşağı indir. Hala. Ben o haloyu alayım da kime satacağımı bilirim. Hiçbir şey olmasa girdiği yere sokarım. Nasıl gideceğiz Can Polat? Hiç motosiklete bindiniz mi daha önce? Yok babam. At, eşek, araba. Aa şimdi de bir pırpır.
Bana bak. Beni iyi dinle. Kim olduğunuzu biliyorum. Eğer paramı vermezseniz ilk sorunu anlatırım. Benim ağzım gevşektir. Gel Allah'ın cezası. Çalıların orada. Nasıl olacak? Sen kullanmayı biliyor musun? Bir iki denedim. Emati, verdin mi parasını? Verdim abi. Yahu ben söyleyecektim. Ama işinize karışmak istemedim. Mematik, haberleşiriz. Ya sen de çok sağ ol baba yiğit. Eyvallah. Sanki dünyayı kafama geçirdiler ha. Mematik abi. Halimizi bir gören olsa bittik. Şu hale bak, rezil olur. Öyle bir sıkı sarılacaksın ki asıl o zaman halimizi kimse görmez. Git Allah aşkına. Şahit ben kaldım. Nereye gideceğiz? Karayoluna çık. Orada arayacağız. Devam et kaptan. Bunlar buradan nasıl gidecek ha? Hangi arabaya binecek? Polis, jandarma yolu kesmiştir. Onlar da bunu hesap etmiştir. Nereye kadar gideceğiz Can Polat? İleride yolumuzu keserler. Az kaldı. Motoru takip et kaptan. Aloyu motora mı bindirecekler? Ona şimdi nereye bin desen biner. Helikopter var tepemizde.
Hızlı! Çemberinden geçtik. Ben böyle fırıldak görmedim. Erhan, durmayın, basın. Ya bismillah. Kamete dönmüş motor. Bizi fark etmiş. Yüksel. İyi misiniz? Kardeş sen nesin? Biz içerideyken bütün usuller değişmiş. Bundan sonra hep bu kaçış konuşulacak. Vay Halil İbrahim vay. Bir terslik çıkmazsa bir iki saat her şey bitmiş olur. Hakkımız da hayırlısı. Yol ne durumda? Yer yer yoğunluk var abi. Stop. Helikopter vardı tepede. Tünele girmeden. Camı açıp bakayım abi. Hatta kal. Stop. Ver şunu. Görünürde bir takip yok abi. Tamam, dikkat çekmeyin, sakin gidin. Tünelin içinden bir yere geçit var mı ha? Ya araç değiştirdiler? Ya da tıra girdiler. Dön kaptan. Hele anlat Abdül. Polat abi nasıl uçtu motorla? Uçmadı. Sürdü girdi içeri. Ya sen hayatta hiçbir şeyden heyecanlanmaz mısın be adam? Bir şeydi. Direksiyon başında kıpraştırma beni Abdül. Bu senin soğuk şakaların.
Kalenin içine nasıl girecek? Vardır, vardır bir düzenek. Yolunu kes kaptan. Tehlikeli, trafik akıyor. Sen kesersen bir tek kan akar. Ne trafiği? Abi, helikopter yanımızda. Yakın uçuyorlar. Helikopter ne helikopteri? Polis mi, jandarma mı? Sivil abi. Kim bizi helikopterden takip ediyor? Sıkıştık kaldık burada. Nefret ediyorum tırlardan. Ömrümü ezdi geçti. Ben söz verdim. Sizi sağ salim teslim edeceğim. Siz bana güvenin. Vatandaşlara ne sıkıyorlar? Biz masum tır şoförü de olabilirdik. Saçmalama Abdüley. Vurursan maazallah üstümüze düşer. Bas freni. Şimdi gidin de göreyim. İsabet aldık, inmemiz lazım. İn işte, önlerinde dur. Yola inemem, hepimiz ölürüz. Kaskı giy. Silah var mı Can Polat? Gerek yok, siz kaskı giyin. Çıkıp vuruşalım. Öleceksek ölelim. Yıktı akıl. Buraya kadar geldik, yan mı olur? Hadi lan, kapağı aç. Karşı yola geçin, bir araç çakır. Abi, helikopter isabet aldı. Aferin aslanım. Buranda gel. Yüzünü kapat. Karşı yola geç. Bir araba durdu. Tamam. Dikkat et. Biri sana çarpmasın. Hı hı. İnmem. Ne demek inmem ulan? Hepimizi öldürmek mi istiyorsun? İnmezsen evet. Fatih'e haber ver. Onun planladığı tamam gibi... Tamam. Kalkabilir misin? Hayır, imkansız. Kalkamam. Şimdi hemen bütün polisleri anons et.
Elazığ istikamete giden motosikleti durdursunlar. Anladım. Çabuk acele etsinler. Ali İbrahim onun üstünde. Tamam. 56-18'den. Plan senin plan. Problem mi çıktı Abdülay? Evet abi. Kargo yolda. Anlaşıldı. Arabayı hemen değiştirmemiz lazım. Şimdi anons edilir. Polat abim geçmiş buradan. Bu kadar hadise cereyan olmuş. Bizim adi gaspın peşine mi düşecek? Bas gidelim. Her hadiseye bir kurban kesersek bize öküz çiftliği dayanmaz. Buradan nereye varacağız Can Polat? İstanbul'u özledin mi? Allah'ını seversen sırada ne var? Benim daha takatim kalmamış. Hava, kara, şimdi de deniz. Anlasın inanmasın Memati. Hakikaten inanmaz. Gel ağa gel, daha boğaz keyfi var. Bir lokma yiyecek halim yok. Kusacağım. Yemeyeceğiz, seyredeceğiz. Gel. Hadi. Polat, sen bu iş için kaç para aldıysan ananın ak sütü gibi helal olsun. Para için çekilir zulüm mü bu? O zaman niye? Gün gelir anlatırım.
kardeşim benim. 7 yılda 7 tel ağarmamış Halil İbrahim. Kafam dumanlı. Gece yıldızlar az gözüküyor. Ama sağ ol. Ya bu adam, bu çok büyük bir adam Kılıç. Estağfurullah. Senden bir tane daha yoksa estağfurullah demeyeceksin. Eyvallah diyeceksin Can Polat. Eyvallah. Seyfullah kardeş de sağ olsun. Ta cehennemlere kadar geldi. Bize umut getirdi. Hadi geçmiş olsun. Beni dünyanın en bahtiyar adamı ettiniz. Dileyin benden ne dilerseniz. Sana Sayın Karahanlı'nın bir hediyesi daha var. Beni o cehennemden çıkarmaktan daha büyük bir hediye ne ola ki? Seni o cehenneme sokar. 2665 gündür düşünmediğim isim kalmadı. Beni satan bu ismi bahşedin. Canım da malım da sizindir. Kardeşin İsmail. Yüzleşmediğin tek isim İsmail Kılıç. Yüzleşmek istersen içeride. Canım abim, seni kavuşturan Allah'a kurban olayım abim. Abi? Özlemişim seni İsmail. Biz de seni özledik abi. Çökertemediler abimi. Kimse çökertemez. Çökertemezler. Yanıma gel. Bulabildiniz mi beni satan o şerefsizi? İsmail. ...97 senesi. Alo... ...büyük bir sehem kurmuş. Hollandalılarla anlaşmış. Tır tır mal çıkarıyor. Öyle bir bağlamış ki... ...buradan Amsterdam'a kadar güzergahı. Kimse tırlarını... ...trafik muayenesine bile durdurmuyor. Herkes Halo'yu konuşuyor. Konuşuyorlar ama Halil İbrahim'in kim olduğunu, nerede yaşadığını, kimlerle iş yaptığını kimse bilmiyordu. Nasıl başarıyordu? Ailesinin dışına asla çıkmıyordu. Kardeşlerinden başka sırrına vakıf kimse yoktu. Paralıyken de 1 kilo patates yerdi, parasızken de 1 kilo patates yerdi. Lüks, şatafat, para harcama, kadınlar. Hiçbir şeye tamah etmez, hiçbir yerde iz bırakmazdı. Kardeşi neden sattı?
patatesi sevmediği için. Kardeşinin hain olduğunu nasıl bulamadı? En büyük zaafı ailesiydi. Büyümüş, yetiştirmiş. Kardeşine kondurur mu? Onun haricinde bu açıldığı en büyük işti. Göğe transferi yapacak, bu defteri kapayacaktı. Son tür öyle olmaz bir şekilde yakalandı ki. Hatırlıyorum ben o sevkiyatı. 97? Almanya'daydım. Türk Eskobarı diye gazeteler, televizyonlar günlerce yer verdi. Malı Kapıkule'den çıkmadan ihbar etmiş. Şoför de kendi adamı. Halil İbrahim'in adını, yerini vermiş. İsmail ilk iş, şoförü içeride temizletmiş. Hain bu diye. Siz nasıl öğrendiniz muhbirin kim olduğunu? Abi, Avrupa'daki temaslarımız hala sürüyor. Geçen Norveç'te bir sıkıntı çıktı, gittim hallettim. Şimdi tıkır tıkır satıyoruz malları. Başka? Sana söylemediğim bir şey var. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Söyle İsmail. Abi, seni üzmek istemedim. Sen zaten orada bir başına neler çekiyorsun. İsmail! Anamı kaybettik abi. Masal. Kadıncağız dayanamadı abi. Senden sonra gün gün eridi. Son nefesinde Halil İbrahim dedi. Başka bir şey demedi. Başka bir şey demedi mi anam? Yok abi. Abini niye sattın demedi mi İsmail? O nasıl söz abi? Ulan gelip kafama sıksaydın malım mülküm senindi İsmail. Ulan beni nasıl satarsın? Abine nasıl kıyarsın? Ananı nasıl öldürürsün südü bozuk? Abi. Mecbur bıraktılar abi. Yoksa abini yaşatmayız dediler ha. Çıkamayacak nasılsa dediler değil mi ulan? O sıçan gibi içeride çürürken sen kral olacaksın dediler değil mi ulan? Kahpeliğinin raicine ulan! 7 sene önce bizim için halonun kim tarafından satıldığının, sonunun ne olacağının bir ehemmiyeti yoktu. Hüseva'dan sonra halonun muhbirini öğrenmek mecburiyetindeydik. Öğrendik. Biz birlikte çalışacağımız insanların her şeyini bilmek isteriz. Güçlerini de, zafiyetlerini de. Benimkileri de biliyorsunuz yani. Henüz değil. O zaman ben haloyu alır giderim. Ne demek bu? Birlikte çalışmadık mı? Konseye henüz alınmadın. O zaman elinizi çabuk tutun. Gücüm ve zafiyetlerim hususunda. Gücü arttıkça insanların zafiyetleri büyür. Giderek güçleniyorsun. Dikkatli ol. Şeytana uydum abi. Yüzüne bakacak yüzüm yok. Sen içeri girdiğin anda pişman oldum. Ama elden ne gelir? Kaç kişi biliyor beni sattığını? Kimse bilmiyor abi. Yetkililer haricinde bir o kamyoncu biliyordu. Onu da geberttim. Bir gün öğrenirsem ne yapacağımı düşündün mü İsmail? Her saniye onu düşündüm abi. Kaç kere rüyamda gördüm. Kaç kere af diledim. Kaç kere elini ayağını öptüm. Beni affet abi. (Gülüyor)
Artık Halil İbrahim Kapar diye birisi yok. Kardeşi onun yerine yanacak. Halo başka kimlikle bizimle çalışacak. Karahanlı adına sana teşekkür ederim Polat Alemdar. İmkansızı başardın. Polis imdat, buyurun. Bir ihbarda bulunacağım. Uyuşturucu kaçakçısı, cezaevi firarisi Halil İbrahim Kapar, Cumhuriyet Mahallesi mezarlık bitişiğindeki kulübede rehin. Biz sana kardeşlik teklif ediyoruz Halil İbrahim. Gördük ki kardeşlik aynı anadan olmak değilmiş. Aynı paydada olmakmış. Bir kez daha yaptıklarınız için, teklif ettiğiniz kardeşlik için teşekkür ederim. Emrinizdeyim. Seni o gün, o saatte kaçırmamızın sebebini biliyor musun? Seni sadece cehennemden kurtarmadık, ölümden de kurtardık. Gözlüklüyü kim göndermiş? Akrep Bekir. Akreple bir husumetimiz yoktur. Artık o Ruslarla beraber çalışıyor. Ruslar uyuşturucu işine karşı mı? Bizimle birlikte olanların her işi yapmasına karşılar. Hüsrev o yüzden mi gitti? Hüsrev dönemini kapattı, gitti. Seninle yeni bir döneme giriyoruz. Can Polat konseyimizin içinde mi? Can Polat? Polat Alemdar. İçimizde değil, yanımızda. İnsan içinde olanı iyi tanır. Yanında olanı iyi tanımadığı için içine almaz. Ben kefilim. Onun içimizde olması için nasıl bir fedakarlık yapmam gerekiyorsa üstüme düşeni yapmaya hazırım. Çok genç. Siz bu koltuğa oturduğunuzda kaç yaşındaydınız Sayın Karahanlı? Bu bir fiyaskodur Bekir Bey. Çalışmak istediğimiz adamları kendimize düşman ediyoruz. Halo bana düşman olmaz. Neye göre? Artık Karahanlı'ya düşman olmaz. Halil İbrahim'i oradan çıkaran kim? Polat Alemdar. Siz Polat Alemdar'ı aracı olarak kullanacağınıza... Gittiniz kredisi tükenmiş adamları kendinize taşeron yaptınız. Kimmiş bu Polat?
Onun kredisi nerede? Daha dünkü çocuk. Ziya'nın damadı olmasa kim tanır? Kim iş yaptırır? Ziya Bey'in artık gücü yok. Güç Polat Alemdar'da. Bunları şimdi, iş işten geçtikten sonra söylüyorsunuz. Ben sizden beceriksizlik değil, adımıza yakışır hamleler bekliyorum. Bizim de bir adımız var. Ezanla koyuldu, selayla biter. İki günlük adamlara biz ismimizi sildirmeyiz. Polat Alemdar'ı istiyorum Selim. Reddedemeyeceği ne varsa vaat et. Nesrin Yılmaz üzerinden mi, başka bağlantılardan mı, nereden ulaşırsan ulaş. Polat'ı bizim saflarımıza kat. Gün battı, ay doğdu. Kurt burada. Çakalların nerede aslanım? Doğu Bey, sorgulanması kırılma noktası oldu. Palanın dirisini size teslim etmem artık imkansız. Ancak ölüsünü. Benden alıp o çakalı cezaevlerinde eşkıyalık yapmaya mı yolladın Mito? Konunun bizimle alakası yok. Artık Pala sistemden çıktı. Bizimle çalışmıyor. Halil İbrahim Kapar'ı kim kaçırdı içeriden? Pala almaya çalışmış ama güya elinden kaçırmış. Muhtemelen kendini aklamak için helikopteri ikinci planı yapmış. Mito, ben Marco değilim. Git başka paşaya anlat. Öldürüp leşini önüme atacaksın. Ben de o leşi yiyeceğim. Akbaba mıyım ulan ben? Estağfurullah efendim. Ancak şu an için Pala'nın yok edilmesi devletin menfaatine. Devlet menfaati bozuk paraya mı kaldı? Kendine yer beğen. Bu kurumda artık yerin yok. O çocuğu hatırlıyorum. Omar aşiretindendi. İsmini de çıkaracağım. Kaçmış gelmiş daha. Bize ne adından? Boş boş konuşma lan. Aşiretten kaçanlar türkücü olur. Mafya olmaz. Devlet hesabına mı çalışıyorlar o zaman ha? Var bir fırıldak. Aa. Ben öbür bıyıklıyı gördüm. Nerede? Otele girerken. Gördün de niye söylemiyorsun Bedir? Ters yapma ha. Anca birleştirdim kafamda. Beni paketleyip sorguya alıyorlar. Alo'yu paketleyip içeriden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Gidip basalım mekanlarını. Alıp sorgulayalım ha. Aa. Bizi başkalarına ihale etmişler. Toplayıp tası tarağa. Gitme vaktidir. Senin bu dediğine kaçma. Kralın dediğine de dangalaklık derler. Ben o halonun 10 kağıdını almadan şuradan şuraya gitmem lan. İstanbul'dan böyle kaçarsak bizi dağda ne yaparlar lan? Maymun eder oynatırlar. Yürüyün gidiyoruz. Zıkacaksan gelme Bedir. Aa. Üçlü üçlü gitmeyelim bari. Hadiseyi biliyorsun. Birimiz dışarıda kalsak emniyette oluruz. Aa.
Bu saatten sonra bizi üçlü yakalayan bitirir. Doğru söylüyor ağa. Bedir kalsın. Emniyet sübabı. Peki. Mekan ayarla. Göçebeyiz. Eyvallah. 7 yıldır cezaevinde bulunan Halil İbrahim Kapar'ın kaçırılıp öldürülmesi kafalarda soru işareti yarattı. Güvenlik güçleri havaya uçan evde ölen şahsın Halil lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Halil İbrahim Kapar olduğunu doğrulamazken adli kaynaklar şahsın olup olmadığını adli tıp raporu neticesinde kesinleşeceğini ifade etti. Uyuşturucu kaçakçısı Kapar, 7 yıl önce Hollanda'ya eroin sevkiyatı yapan bir tırın zulasında bulunan 80 kilogramlık eroinin yakalanması ile ilgili davada yargılanıp ömür boyu hapse mahkum olmuştu. Ne güzel. Adamı hem kurtardık, hem öldürdük, hem dirilttik. Bir günde 80 sene devre alem yaptı halo. Dayı, bana bu tür kimlikler verirse bütün Türkiye'yi ele geçirirdim. Geçirirsen ne edersin? Senin bekçi kimliğiyle açılan kapılardan haberin yok galiba Abdül. Kimlik değil, maymuncuk mübarek. Abi biz bu iş için ne kadar aldık? Temiz hava aldık. Helikopterle şehri turladık. Motosikletle sürat yaptık. Tırla macera yaşadık. Motorla çemberi tamamladık Memati. Dur yeğenim dur. Zaten şişmişim. Kalk püsküllü. Maden suyu getir bana. Abdülhey, sen de buna yardım et. Beceremez şimdi, soda moda getirir canımı sıkar. Net ol dayı. Çık de çıkalım. Vur de vuralım. Öl de ölelim. Öp de öpelim. Tamam gülüm. Sözümüz söz. Bir tır dolusu. Teşekkür ederim abi. Usta, iyi yaptık, hoş yaptık da alem diyecek ki bunlar büyük vurgun vurdu. Bu işlerde almamaklık olmaz. Bu işin fiyatı yoktu Memati. Kim ne derse desin. Usta, devlet işine girdik. Uyuşturucu işine girdik. Biz nereye doğru gidiyoruz? Memati, herkes bizi bitirmeye çalışıyor. Biz herkesle mesafeliyiz. Kimsenin adamı değiliz. Kimse için çalışmıyoruz. Onun için palayı teslim ettik. Onun için bu işten para almadık. Ben tahlil edeyim mi yeğenim durumu? Et dayı. Ailemde tek hüküm olacaktır. Devletle anlaştılar. Karşılığında uyuşturucu babasını aldılar. Toz işine girdiler. Girmedik dayı. Kapı kapı dolaşsak anlatamayız usta. Kapı kapı dolaşma vakti bitmiştir. Yazıhanecilik bitmiştir. Bu saatten sonra kendi kapımıza hakim olacağız. İt doğurar, çakal doğurar, aslan doğurar. İte it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız. Yeğenim, aslan aslana bu kadar kükremez. Anladık. Biz en büyük olacağız. Sizden tek istediğim dikkatli olmanız. Birilerinin raconunu çizdik. Birilerinin büyük planını bozduk. Birileri üstümüze plan yapıyor. Ve biz hepi topu bu kadarız. Abdüley ile Erhan'ın yüzleri tanınmıyor diye her olayda kullanıyoruz. Artık herkes tanıyor. Geri plana çek o zaman Memati. Sokaktan irtibatımızı kestik. Yerlerine kimi koyacağız? Memati, senin sıkıntın ne? Ben sokaktan geldim usta. Ayak uyduramıyorum. 2 adım ileri, 1 adım geri Memati. Nereden gelirsen gel. Usta, anlamıyorsun. Sık de sıkayım. Birilerinin kafasını kopar da koparayım. Ama artık girdiğimiz her iş çetrefilli. Ben siyaseti beceremiyorum usta. O benim işim. Siz işinizi yapıyorsunuz zaten. Sokaktan bin bin toplamıyoruz artık.
İplikçide ne kadar paramız olduğunu biliyor musun Memati? Bu ara sormadım ama biraz var. 700 milyon dolar. Kaç? İşittiğin kadar dayı. Daha bu hiçbir şey. Halo işinden almadık. Bu ne yeğenin? Laz ya her şeyini bana devretti dayı. Usta haklısın. Büyük paralar bunlar. Racon keserek olacak paralar değil. Bu kadar paramız olduğunu İpekçi biliyorsa biz yaşamayız. Ben de bunu biliyorum. Memati. Sana bir söz vermiştim ya. Bu işin kökünü kazıyacağız diye. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum usta. Gözümüzü büyük başlara dikmişiz. Kelle paça parasıyla bu işler olmaz. Bu kadar parayı fakir fukaraya dağıtsak memlekette bir tane muhtaç kalmaz yani. Kan emicilerin dişlerini fukaranın boynundan kesince kimse kimseye muhtaç olmaz dayı. Ama o gün de gelecek dayı. Büyümekten korkmayın. Sadece tedbirli olun. Artık acı çekecek gücümüz yok. Tabii ki hatırlıyorum Ali Candan'ı. Nasıl güzel bir çocuktu. Nasıl şirindi. O yüzden çok istedim Ömer Efendi ile Nazife Hanım'a verilmesini. 62. sıradaydılar ama normalde Ali'yi alma hakkını kazanmaları imkansızdı değil mi? Zordu tabii o zamanlar. Ama ben müdür beye rica ettim. O da sağ olsun halletti. Başkalarına vermeye elim razı olmadı. Ali esirgeme yurduna nasıl gelmişti hatırlıyor musunuz? Yok hatırlamıyorum. O kadar sevdiğiniz, hatırladığınız çocuğun geliş hikayesini hatırlamıyor musunuz? Bütün çocukların hikayesi birbirine benzer kızım. İsmini hatırlıyor musunuz? Ali'ydi ismi. Kim koymuştu? Yo geldiğinde Ali'ydi. O zaman gelişini hatırlıyorsunuz. Maksadınızı anlamaya çalışıyorum kızım. Maksadımız şu Sabahat Hanım teyze. Bir çocuk. Sizin ellerinizden çıkan bir çocuk. Yetişip devlet için yasal ve gayri yasal çalışmaya başlamış. Öldüğünü duyduğumda çok üzülmüştüm. Bir harcayıcı yetiştirmek kolay mı? Gayri yasal çalışmak olur mu? Devlet içinde gayri yasal. Bu bir şebeke. Adam çocuk esirgeme kurumundan almış. İstediği ailenin yanına yerleştirmiş. Sizi bilerek ya da bilmeyerek kullanmış. Daha sonra da çocuğu kendi istekleri doğrultusunda başı sonu belli olmayan bir maceranın içine sokmuş. Kızım, senin söylediklerini kulağın işitiyor mu? Devletin şefkat yuvalarını, vatan evlatlarına kucak açtığı yerleri nasıl bir çırpıda karalarsın? Biz belki imkansızlarla noksan ama çok sayıda insan yetiştirip topluma kazandırdık. Sizin emeğiniz ödenmez Sabahat Hanım. Ali'yi size Aslanak Bey mi getirdi? Aslan Bey'le ne alakası var? Tanıyor musunuz Aslan Bey'i? Yo. Niye o zaman Bey? Gazete okuyoruz herhalde avukat hanım. Kapımı çaldınız. Yardım istediniz. Size yardım ettim kanaatindeyim. Bundan sonrası saygı sınırlarına ihlal olacak. Buyurun. Sizi geçireyim. Bizi yanlış anladınız. Sizi incitmek istemedik. Ancak bizim için çok mühim bir konu. Çok acılar çekildi bu hususta. Herkes muhakkak çok büyük acılarla yoğruluyor kızım. İstirahat edeceğim. Lütfen. Siz de mi bu şebekenin içindesiniz? Elif... Ömer Bey ile Nazife Hanım'a teessüflerimi bildirin. Ömrü hayatımda böyle saygısızca bir muameleye tabi tutulmadım. Ben sizin yaşadıklarınızın hiçbirini bilmiyordum anne.
sadece kendi yaşadıklarımın çok büyük acılar olduğunu düşünüyordum. Senin öldüğünü, babamın beni istemediğini. Kim koydu ismini anne? Safi. Safi dedin anne. İlk defa bana seslendin. Safi. Annem. Efe. Efe'yi de bulacağız anne. Sen ayağa kalktığında hepimiz bir arada olacağız. Uyumadın mı Sofi? Annemin yanındaydım. Dinlenseydiniz. Yoruldunuz ikiniz de. Bana hep Safi mi derdi? Evet. Bütün bunlara bazen inanamıyorum baba. Sanki bir rüyanın içindeyim. Uyanacağım ve her şey yok olacak gibi geliyor. Sen geldin, her şey var oluyor gibi Sofi. Efe yaşıyor olabilir mi baba? Bilmiyorum kızım. Peki kim kaçırdı? Kör bir kuyu bu. Bütün sorularım içinde kayboldu. İçinde bir tek efem var. Bir gün kuyudan çıkarsa bütün sorular cevap bulacak. Senin kurduğun gibi bir usul var devletin içinde Elif ama Osmanlı'da var. Vakay Hayriye'ye kadar Yeniçeriler alınmış, yetiştirilmiş, devletin içinde kullanılmış. Demek ki bitmemiş Osmanlı'yla. Günümüzde de var, gözümüzün önünde de var. Yapma Allah aşkına. Aslanak Bey çocuğu yetimhaneye teslim edecek, aileyi seçecek, yıllar sonra bir şekilde temas edecek, Ali'yi yetiştirecek. Aynen öyle. Çocuğu nereden bulmuş peki? Cami kundakta bebek mi aramış? Yerleştireceği aileyi nasıl tespit ettiyse Ali'yi aldığı yeri de öyle tespit etmiştir. Mafya babasıyla devlet baba arasındaki fark ne biliyor musun? Neymiş? Biri başkasının mülküne benim der, o mafyadır. Diğeri de her şeyi mülk edinir, istediğine verir. O da devlettir. Sabahat Hanım'ın Aslan Bey'i tanıdığından emin misin? Ali'nin ölmediğinden ne kadar eminsem bundan da o kadar eminim. Delil avukat hanım, delil. Ömer baba bir sefer kütüphanede tesadüf etmiş. Onun haricinde
Aslan Bey diye hitap eder misin sen gazetede okuduğun adama? Bunları sakın kimseyle paylaşma. Kiminle paylaşacağım? Seni alanlarla. Ne olur ne olmaz. E peki ne yapacağım? Sabahat Hanım'ı keşke ilk seferde zorlamasaydın. Artık sana bir kelime bile etmez, edeceği varsa da. Dayanamadım, ne yapayım? Elif, pes etmek yok. Gerçek hislerini kimseyle paylaşmamayı öğren. Ve mümkünse sadece benimle paylaş. Bütün hislerimi mi? Sen bu Ali'den vazgeçmek konusunda ciddi misin Elif? Niye bunu sorup duruyorsun? Kendimi Ali'nin yerine koyuyorum belki. Sen hala ona aşıksın. Aşk? Aşk tren garında el salladığım iki kömür gözdü. Yandı, gitti. Bizi kadın hayatta kapıdan içeri almaz. Nereye almıyor? Hırsız olur yine girerim. Yeter ki alacak bir şey var mı sen onu söyle Canan. Ya kadın antikacı Hikmet abi. Eski evrak da bulunur. Aslan amcayla bu kadının rabıtasını ispatlarsak geriye bir Ali'nin nereden alındığı kalır. Benim kafam iyice allak bullak oldu abi. Şimdi Ali abi de mi aslında Ali abi değilmiş? Değilmiş Mehmet. Ahmet abi doğru söylüyorsun. Ya bırakın benle dalga geçmeyi. Bizde birileri pis dalga geçiyor oğlum. Biz dediğim memleket. Şahsi konuşmam. Dayı ben artık diyorum ki kendime bir ev tutayım. Küçük. 1+1. O niyeymiş? Dayı nerede görülmüş para içinde yüzmesi iktiza eden yeraltı dünyası mensuplarının böyle viranelerde yaşadığı? Vallahi yattığım yayın biri sağ böbreğimde, öbürü sol ciğerimde. Nizami bile değil namussuzlar. Ulan püsküllü. Namussuzluğun adında yay koydun ya. Eh. Ben senin gibi sert döşeklerde yatmaya alışmamışım dayı. Artık anamın koynundan, yaramaz avratların koynunda yatma zamanı. Ne dersen de. Teneşirde yatınca serti yumuşağı görürsün Tosun. Burası emniyetli değil. Güvenliği yok, otoparkı yok. Biri gelip bir omuz atsa evden içeri girecek. Nerede kaldı bizim icraatlarımız? Tabii teneşirlere geliriz zamansız. Gece gece ağzını hayır aç. 40 senedir bana bir şey olmamış. Senin yüzüne mi hasret kaldılar? Averelenme. Park edeceğim diye bir saat telefonda gevezelik ediyorsun. Park et gel. Bu püsküllünün burnuna su değmiş. Zap suyunu sen zapt et yarabbi. Çocuk mu bellemiş benliğine? Dayı da beni kendisi gibi yapacak. Ben de 2 senede İstanbul'da o playboylara rahmet okutmazsam bana da Güllü'nün oğlu Güllü demesinler. Niye cevap vermiyorsun Gülümser Hanım? Belki dayımı erken uyutup sana geleceğim. Dayı? Kimsin sen? Ağzından bir kelime daha çıkarsa şarjörü boşaltırım beynine.